Ekranda bundan önceki videolarda kullandığımız bazı türev özellikleri var. Eğer bu özellikler ya da belki de kurallar demeliyim size tanıdık gelmediyse bu videoyu şu anda izlemenizi önermeyeceğim. Neden diyecek olursanız bu videoda bu kuralları ne zaman kullanmamız gerektiği hakkında konuşacağız da ondan. Evet bazı stratejiler üzerinde duracağız ve bazen daha kolay olan bir kuralı uygulayabilmek adına elimizdeki ifadeyi farklı bir şekilde yazmamız gerektiğini de göreceğiz. Şimdi kısa bir tekrar yapalım. Bu hepinizin yakından tanıdığı kuvvet kuralı. Evet. Kendisi karşımızdaki x'li bir üstel ifade olduğunda çok ama çok faydalı bir kural. Bu kuralı türevler toplamı ya da türevler farkı ile birlikte ya da polinomların türevlerini alırken kullanıyoruz. Bu çarpım kuralı. Bir ifadenin türevini almadan bu ifade eğer iki ifadenin çarpımı olarak düşünebilirsek türevi birinci fonksiyonun türevi çarpı ikinci fonksiyon artı birinci fonksiyon çarpı ikinci fonksiyonun türevini bularak alabiliriz. Az önce de söylediğim gibi bu kurallar eğer size tanıdık gelmiyorsa bu videodan önce kuvvet kuralı, çarpım kuralı hatta bölüm kuralı ile ilgili olan videoları izlemenizi öneriyorum. Evet bölüm kuralı. İlk iki kuraldan biraz daha uzun ama bu kuralla da ilgili alıştırma videolarımız var. Bu arada bölüm kuralını eğer hatırlayamıyorsanız ya da aklınızda tutmakta zorlanıyorsanız bu ifadeyi fx çarpı gx üzeri eksi 1 olarak düşünerek çarpım kuralını da kullanabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Böylece iki kuralı birden aklınızda tutmaktan da kurtulmuş olursunuz. Sıradaki son kuralın ismi ise zincir kuralı. Videonun başından beri söyledim ama bir kere daha söylemek istiyorum. Eğer bu kurallar size tanıdık gelmiyorsa bu videoyu şimdi izlemeyin. Bu video bu kurallara ya da tekniklere aşina olup hangisini ne zaman kullanabileceğinizi öğrenmek isteyenler için. Haydi başlayalım o zaman. Elimizde x kare artı x eksi 2 bölü x eksi 1 Evet, bunun olduğunu varsayalım ve bunun türevini almak istediğimizi düşünelim. Bu kurallardan hangisini kullanırsınız? Aklınıza hemen bunun rasyonel bir ifade olduğu ve bunu f(x) bunu da g(x) olarak düşünerek bölüm kuralını uygulamak gelmiş olabilir. Ne de olsa bu iki ifadenin bölümünü içeriyor, öyle değil mi? Bunu yapabilirsiniz tabii. İşin matematik kısmında da sorun olmazsa bu ifadenin türevini bu şekilde almak mümkün. Ama bunun yerine bu ifadeyi sadeleştirip sadeleştiremeyeceğimize de bakabiliriz ki bana sorarsanız buna her zaman bakmalıyız. Bu sayede belki işlerimizi de kolaylaştırmış oluruz. Hadi bir bakalım. Payı x artı 2 çarpı x eksi 1 olarak yazarsak ne olur dersiniz? Bunu yapınca bu ikisi birbirini götürür ve ifade x artı 2'nin x'e göre türevine dönüşmüş olur değil mi? Evet, x artı 2'nin x'e göre türevi. Tahmin edeceğiniz gibi bu türev az önceki bölüm kuralını uygulamayı düşündüğümüz türeve göre çok ama çok daha kolay. x'in x'e göre türevi 1, 2'nin x'e göre türevi de 0'dır. Böylelikle sonucu 1 olarak bulmuş oluruz. Gördüğünüz gibi bu bölme işlemini sadeleştirmeye çalışarak türevinde kolaylaşmasını sağladık. Hadi bir örnek daha yapalım. Şimdi de x kare artı 2x eksi 5 bölü x'in türevini almamız gerekiyor gerektiğini ya da birinin bunu bize sorduğunu ki bu bir sınav sorusu bile olabilir. Evet, e, bu şekilde bir soru düşünelim. Aklınızda hemen doğal olarak bölüm kuralı oluştu değil mi? Evet ne de olsa bu bir bölme işlemi ama yine belki de sadeleştirme yaparak bu işlemi daha basit bir hale getirmemiz mümkündür. Kontrol etmekte fayda var. Bir bakalım şu an buradaki yani parantezin içindeki kısmı odaklanıyorum. Evet bu kısmı bir çarpım olarak yazmak istersem paydadaki x'i x üzeri eksi 1 olarak alırım değil mi? Geri kalanı da x kare artı 2x 5'ti. Bu noktada çarpım kuralını uygulayabilir ya da bunun daha fazla sadeleşip sadeleşmeyeceğini kontrol edebilirsiniz. Bu terimlerin hepsini x'e bölebileceğimi düşünüyorum. Başka bir deyişle bu parantezi açabiliriz öyle değil mi? Bu 1 bölü x'e eşit olduğu için x kare bölü x x eder. 2x bölü x'ten 2 gelir. Eksi 5 bölü x'i de eksi 5 bölü x ya da eksi 5 çarpı x üzeri eksi 1 olarak yazabilirim. Ve şimdi eğer dikkat ederseniz bunun x'e göre türevini almak bölüm ya da çarpım kuralını uygulamaktan çok daha kolay oldu. Hemen yazayım. Bunun x'e göre türevi 1'dir. 2'nin x'e göre türevi 0 ve bunun ise bu ifade gözümüze biraz korkutucu gelebilir ama yapmamız gereken şey kuvvet kuralını uygulamaktan başka bir şey değil. Eksi 1 çarpı eksi 1 1 eder. X üzeri eksi 1'i 1 bir eksiltince de eksi 2 elde ederiz. O halde artı 5 çarpı x üzeri eksi 2. Bu oynamaları ya da sadeleştirmeleri yapınca işimiz ne kadar kolaylaşıyor farkındasınız değil mi? İsterseniz işlerimizi nasıl kolaylaştıracağımızı daha çabuk görebilmek adına bunlara benzeyen birkaç örnek daha yapalım. Bu arada değişken olarak x'i kullanıyorum ama aslında bakarsanız tüm bunlar aklınıza gelebilecek diğer tüm değişkenler için de geçerli. Peki bakalım. Bu defa da kare kök içinde x bölü x karenin x'e göre türevini almak istediğimizi düşünelim. Her zaman olduğu gibi. Gibi. Hadi hemen videoyu durdurun ve az önce gördüklerimizden yola çıkarak, karekök içinde x bölü x karenin x'e göre türevini nasıl alacağınızı düşünün. Aslında burada da bölüm kuralı uygulanabilir gibi görünüyor. Demek istediğim bu türevi bölüm kuralını kullanarak alabilirsiniz ama bu ifadeyi belki yine sadeleştirebiliriz. Parantez içine odaklanacak olursak bunu x üzeri eksi 2 çarpı karekök içinde x olarak yazabiliriz. Ve çarpım kuralını uygulayabiliriz ama daha da sadeleşecek gibi görünüyor. Bir bakalım aynı mantıkla bunu x üzeri eksi 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2 olarak ifade edebiliriz öyle değil mi? Üstel ifadelerin özelliklerini kullanınca da eksi 2 artı 1 bölü 2'den eksi 3 bölü 2 elde ederiz. O halde bu x üzeri eksi 3 bölü 2'nin x'e göre türevinden başka bir şey değilmiş. Gördüğünüz gibi bölüm ya da çarpım kuralını kullanarak uzun uzadıya hesaplayacağımız bu türevi üstel bir ifade olarak ifade edince işimiz çok ama çok kolaylaştı. Eşittir eksi 3 bölü 2'yi öne getirelim. Eksi 3 bölü 2 çarpı, şimdi kuvveti yani eksi 3 bölü 2'yi bir eksiltmemiz lazım. Eksi 3 bölü 2'den 1 çıkarırsak eksi 5 bölü 2 elde ederiz öyle değil mi? Eksi 3 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 5 bölü 2. Evet, bölüm ya da çarpım kuralını uygulayacağınız zaman ifadeyi sadeleştirmek için yapabileceğiniz bir şey olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Sadeleştirmek için zaman zaman trigonometrik ifadeleri de kullanmanız gerekebilir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Bu bir ipucu sayılır mı bilmiyorum ama özellikle de bir sınavdaysanız ve bölüm kuralını uygulayınca karma karışık bir ifade elde ettiyseniz çözüme küçük bir ara verin ve sadeleştirecek bir şeyleri kaçırıp kaçırmadığınızı düşünün. Çünkü bu uzun ve karmaşık ifadeler bize çoğu zaman daha kolay bir çözüm olduğunu anlatmaya çalışan ipuçlarıdır. Hadi bir örnek daha yapalım. Bu defa çok da bariz bir yolu olmayan bir ifade seçeceğim. Demek istediğim ifadeyi sadeleştirmenin birden fazla yolu olacak. Mesela 1 bölü 2x eksi 5'in x'e göre türevini almak istediğimizi düşünelim. Biri fx olarak düşünüp bölüm kuralını uygulamak isteyebilirsiniz. Ya da bunu aynı renkle yazayım. 2x eksi 5 üzeri eksi 1 olarak yazıp türevi kuvvet kuralı ile zincir kuralını bir arada uygulayarak alabilirsiniz. gx'i 2x eksi 5, fgx'i de bu ifade olarak düşünürsek zincir kuralını uyguladığımızda dıştaki fonksiyonun yani fx'in içteki fonksiyona göre türevi ya da gx'in gx'e göre türevi, evet kuvveti öne getireceğiz, eksi'yi koyalım, eksi 2x eksi 5 üzeri eksi 2. Bunu bir de içteki fonksiyonun x'e göre türeviyle çarpmamız lazım. 2x'in türevi 2, eksi 5'inki de 0, o halde çarpı 2 yazmamız yeterli. Peki, isterseniz son bir örnek daha yapayım. Az önce de söylediğim gibi zaman zaman bir türevi almanın sadece tek bir yolu yoktur ve önemli olan sizin kendinizi nasıl rahat hissettiğinizdir. Peki bu defa da 2x artı 1 üzeri 2'nin türevini almak istediğimizi düşünelim. Videoyu durdurun ve şu an benim yerimde siz olsaydınız bu türevi nasıl alırdınız onu bir düşünün. Az önceki gibi hemen zincir kuralını uygulamayı tercih etmiş olabilirsiniz. Dıştaki fonksiyonun içtekine göre türevini alıp 2'yi öne alalım. 2 çarpı 2x artı 1 üzeri 1 çarpı içteki fonksiyonun türevi yani 2. Bu da 4 çarpı 2x artı 1'den 8x artı 4 eder bu türevi bu şekilde alabilirsiniz. Ama bir yolu daha var. Bu parantezi açabilir ve ifadeyi 4x kare artı 4x artı 1 olarak yazabiliriz. Ve bu noktada da kuvvet kuralını uygulamak işimizi görecektir. Evet gördüğünüz gibi zincir kuralını uygulamadan bu ifadenin karesini alınca sadece kuvvet kuralını uygulayarak da aynı sonuca ulaşmış oluyoruz. Pekala, bu videodan almanız gereken en önemli ders, karşınıza bir türev çıktığında biraz durun ve ifadeyi sadeleştirip sadeleştiremeyeceğinize bir bakın. Bana sorarsanız, bölüm kuralından da kaçınmanızı öneririm çünkü bu kural karşınıza oldukça uzun ve karmaşık ifadeler çıkarabilir.